Kankamla makyaj Çok yapmacalar. iyi duruyor. Evet. Güzellik. Buraya bakarak yaparsan hayli Valla. A, olursun. gerçekten. Belli de olmuyor. Sürdükçe süresim geldi. Evet. Biraz Sürdük. arabaya bulunca bedava. Ay canım. Hepsi senin olsun kız. Hepsini götürüp gidiyormuşum. Bu yerlere gökleriyim sığdıramaz. Günaydın, yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün büyük gün ve artık Sapanca'ya gidiyoruz. Şak 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 şak. Heyecanlıyız. Benim bakalım. Leyli Gül. Leyli Gül ve şey balıkçı. Aynen, balıkçı. Şimdi çıkıyoruz. Kanlar bizi bekliyor. Ben de bu fitilli tight'ıma uygun bir şapka almıştım. Bakın sonunda kombinledim. Allah. Tamam, şimdi çıkıyoruz. Eşyalarımız var bir sürü. Onları alacağımız için kamerayı büyük ihtimalle kapatırım şimdilik. Arabada görüşürüz. Şimdi benzinlikteyiz. Benzinimizi alıp yolumuza devam ediyoruz. Telefonum sıkıştı, rukiyle onu çıkarmaya çalışıyorum. Bir saattir yan tarafı uçtu. Burak gaza basınca fırt diye. Neyse, şimdi güzel bir gün bizi bekliyor. Aynen. Gerçekten yollar çok sisli. Umarım gittiğimiz yolda açılır. Güzel makyaj yapmışız kankacığım. Gerçekten mi? Değil mi? Hemen şıpşak makyajı yaptık. Nereye bakıyorsun burada kameraya? Ha? Nereye bakıyorum? Kendime. Tamam. Zaten yukarıda ya, çok belli olmuyor. Evet. Şimdi Begüm'ü de aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Instagram'da paylaştığımda gittiğimiz yere, şu an kalacağımız yeri falan çok fazla soran kişi olmuş. Geçen sene gittiğimiz yere mi gidiyorsunuz diyenler de var bu arada. Oraya gitmiyoruz. Bu sefer kalabalık bir grup olduğumuz için 10 arkadaş. Villa tuttuk. Villaya gidiyoruz. Daha önce işte Etem'in kuzenleri gitmiş buraya ve güzel bir tavsiye üzerine gidiyoruz. Fiyatı da gerçekten iyiydi. Sizlerle memnun kalırsam zaten paylaşırım. Efendim baba. Yolda durduk. Meyve sularını alıyorum. Bakın askerden geldi bizim arkadaşımız ya. En son vlogumda Beste ağlıyordu, haberin var mı? Begüm. Gerçekten. Beste. Evet. Ben yolcu olduğum için mavi. Amerikan hangi bu? Ben de hiç. Sapanca'ya. Vardır vardır. Onlar vardır. Yine de bir bakalım şöyle. Önce villaya bir bakacağız. Eksikler. Eşyalarımızı bırakıp sonra markete çıkarız. Hande'ler gelene kadar biz market alışverişini de hallederiz. Ay, hatırladım buraları. Geçen seneki vlogu izleyenler anımsayabilir. Geldik meşhur mekan. Zaten yol üstündeymiş geleceğimiz yerden. Saatimiz tam 2. Tam giriş saatinde geldik. Hatta 2 dakikamız var. Önüne varırız büyük ihtimalle. Durmasaydık kabahat. 3 kez durduk. Kabahat edip girdik, ettik, kalktık, çıktık. Ama durduk. Bir yer geri geldik. Çok anayalı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Nasıl bir yer çıkacak acaba? Ben çok merak ediyorum. Ay, tam burasıymış. Geldik. Şurası o zaman. Çok güzeldir ya. Villa tamam. Gold. Ha, Siesta'ymış bak ismi kaldığımız yerin. Efendim, açar mısınız kapıyı? Beyefendi. Beyefendi, biz geldik ama. Açar mısınız? Alo, beyefendi. Yoksa tırmanacağız şuradan. Şunlar. Yılbaşı ağacımız bile var. Bu ne? Selam. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Sıcak mı? Girilir yani bayağı sıcak. Ya tam şey oluyor işte, vücut ısısı gibi. Vücut ısısı yüksek yüksektir. Oh, ay tam banyo suyu tam gerçekten. Çok güzel. Çıkışta biraz zorlanıyor. Ay, oradan oraya. Ben de işte bir... girdik. Gerçekten içerisi sıcacık ilk izlenim olarak. Havuzun suyu mükemmel. Şöyle bir bakalım direkt. Salonumuz var burada.
Şurada şömineniz var, yakarız. Yakabilir misin sen, yakarsın? Ben yakarım. Yapabilir. Gayet yeterli, televizyon var kocaman. Şöyle devam edelim. Burada yemek yiyeceğiz bol bol, masamız. Neden top olacağız? İki tane buzdolabı var galiba. Evet, doğru görmüşüm. Bir tane burada, bir de içeride. Boşu. Sen bir yumurta yumurta ekmek koyar. İçerisi gerçekten çok iyi, sıcak bu arada. Şu an yerden ısınma gibi. Buzdolapları falan temizlenmiş, tertemiz bırakılmış. Burada 3 tane bulaşık tableti koymuşlar. Büyük ihtimalle deterjan falan da vardır. Evet, her şey var. Domates sosuna kadar var. Siz yeter ki temiz bırakın demişler. Oh, pişirme kağıdı. Hepsini kurcalamamız lazım. Bıçaklar. Herkese yetecek kadar çatal, kaşık yok gibi. Ama biraz makine değil. Biraz yukarıda olabilirmiş. Yani ihtiyacınız olabilecek her şey var gerçekten. Sadece yiyeceğiniz, içeceğiniz... Aaa, Türk kahve fincanları bile var. Minik kaseler. Gördüm, ben bakıyorum. Hızlıca şöyle bakalım. Sen hızlı göstereyim, ben gösteriyorum onlara. Burada tabaklar var. Hem kurcalamış olup kek kalıbı kek bile kalıbı var. Ocağımız silinmiş, her şey temiz. Devam edelim. Hadi. Beni takip et. Buradan geldim. İlk olarak burada bir odamız var. Oda var, tek kişilik gardırobu var. Sanırım 4 tane yatak odası var diye biliyoruz. Burada alt katın banyosu. Buralarda bir şey yoktur. Montaj sanki herhalde. Aynen. Çıkalım. Aa, burada bir sokak kapısı var. Nereye gidiyorum ben buradan? Ben buradan çıkıyorum. Gül mü? Gitti, hadi gidelim. Tamam, gel kanki. Ooo, tamam ya, sığarız işte. Bence gayet de sığarız. Burada da bir tane oda var. Yine bir çift. Ay, burası çok güzel. Burası çok güzel. Burası bizim olsun. Buradan iki grup yatacak. Bakalım artık kim olacağına bakacağız. Şöyle büyük bir oda. Buraya bir tane tek kişilik yatak koydular. Burası da. Bu ne ayol? Aa, burada giyme dolabı varmış bak. Bu ebeveyn banyo. Burada da ortak alan yine. Banyo çamaşır makinesi bile var. Şampuanlar koymuşlar. Zaten biz yanımızda getirdik. Kurutma makinesi var. Ben şampuan hiç getirmedim. Kurutma makinesi var. Peçeteler var. Havlu. Herkesin şeyinde var. Bizim alizem. Güzelmiş. Hızlıca size de bir göstermek istedim. Zaten yorumlarız devam ettikçe. Şimdi markete gidilecek. Bir gidelim gelelim, yatakları, odaları ayarlayalım. Yine buluşuruz sizinle. Çok kahve salıyorum. Ay, çaycısı, kahve makinesi, bunların üzerinde hiç bak, durmamışız. Filtre kahve makinesi bile var. Tost makinemiz. Aynen öyle. Mikrodalga da varmış. Güzel vallahi, beğendik evimizi. Siz destekleyin. Herkes de gelebilir. Yani ikisinden de mi alalım? Köfte, tavuk, ya da ben hepsini yerim, hiç fark etmiyor. Öyle mi yapalım? İkisinden de mi alalım? Yağ falan var mı? Yağ, tuz. Ona göre şey, salata yapabilir miyiz isterseniz? Eksikleri yazıyoruz şimdi. Işık bile ne kadar güzel. Bakar mısınız? Bu pişirdik oldu bile var ya. Allah, kocaman güveç. Nasıl büyük? Tuz yazdın, sıvı yağ yazdın. Ve Migros'a geldik şimdi. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı almaya. Önce şurada kömür var. Koyacak mısınız kömür? Köz salatası yapalım. Kahvaltıya da salatalık domates alalım. O da olur. Tamam. Çeri falan var mı? Olur. Bunu alıyorum kahvaltıya. Zaten kalabalığız. Bir tane süt alalım. Neden? Bundan alalım. Bundan mı alalım? Olur. Tadına bakmadık ama. İyi günler. Yedik. Şekersiz ama çabuk çıkarmış. Aa, tuz almadık arkadaşlar. Tuz almadık. Son bir. İşte bütçe meselesi arkadaşlar. Kalabalık tatildeyiz. Ne yapalım? Bunlar olur mu? Her şey ona bölünecek. Ay, her şey ona bölününce yine çok ucuz. Güvece. Bunu sonra ayarlarını verdik. Aynen. İyi mi? Daha iyi. Lots of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Market alışverişini tamamladık. 4000 lira tuttu. Evde size çok hızlı bir şekilde gösteririm. Şimdi 4, 1, 2, 3 araba dolusu. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Şimdi yerleştiriyoruz Bestoş'la. Neler aldığımızı bir anda göstereyim. Şimdi öncelikle bir tane yoğurt göster beslenmemiz lazım. Tamam. Kahvaltılık kısmı yukarıda. Yumurta evet. Var, zeytinimiz var. Salamlar var. Bir yandan hızlıca göstereyim. Makarnalar. Bunları koyayım. Bu tarafa.
çerezler. Onları da oraya yerleştiririz. Bunu da güzel. Miniş bir salça aldık. Yarın güveç yapacağız. Ketçap mayonez aldık. Nutella. Seramiyon. Çilek reçeli. Bunu da çayı bırakalım. Bu tarafa çay aldık. İki çeşit peynirimiz olacak. Kürtanesi. Turşu. Bakın salatalar için minicik zeytinyağı bulmuş Burak. İçecek. Aynen. İçecekler diğer dolap. İki dolap var bu arada buzdolabı. Minik tuzumuz çok iyi değil mi? Ben de kendime terlik aldım. Terlik almış. Karışık meyve suları var. Birkaç var. Makarnamız var. İkisi bir aradalarımız var. Kek. Azı farkında. Fıstık. Ve bir de şöyle sade Nescafe aldık. Biz Türkiye'yle bunu seviyoruz. Ketçap. Bir de Burak bir tane ıslak mendil almış. Bitmiştir çoktan, bayağıdır sıfır yazıyor. Lavaş almışlar akşam için. Şöyle bir ezine peynir aldık. İki gün kahvaltı yapacağız çünkü. Bir tane süt aldık yine de. Şöyle kaşar peyniri aldık. Izgarada mantar için. Yine kahvaltıya da koyarız. Abur cubur. Full etler var. Bunları bu akşam yapacağız. Göstermiştim zaten. Tabii ki köz salatası yapacağız. Kahvaltı için domates salatalı kaldı. Şöyle bolca. Limon aldık salataya. Şeker. Tam ızgaralık bir mantar. Kocaman. Bakar mısınız? Yine burada domates var. Patates, soğan. Elma, mandalina, bu kadar. Aldıklarımız bu şekilde. Şimdi ben kameramı biraz şarja takıyorum. Orada biz buraları bir toparlayalım. Tekrar buluşuruz. Erkekler ateşi yakıyor. Ama Rukiye el attı. Yapacağım ben. Bu iş Rukiye'de arkadaşlar. Şimdi bahçemizde oturduk. Birazcık keyif yapıyoruz. Herkes içeceğini aldı. Böyle bir iki cips, fıstık bir şeyler açtık. Bir yandan ateşi yakıyoruz. Gelmelerine 1-1,5 saat falan var. Gördüğünüz gibi telefondan çekiyorum. Çünkü bataryamı evde unutmuşum. Aşırı üzüldüm ya. En başta koymam gereken şey, her şeyi koydum. Tripodların her şeyini hazırladım, koydum. Ama bataryamı sabah çıkardığım için unutmuşum. Yapacak bir şey yok, bu tatilde böyle olsun. Telefonumuz da zaten gayet iyi çekiyor. Hatta ekstradan hafıza aldım özellikle. Böyle telefondan çekmeye devam edeceğim. Güzel değil mi ortam? Bakar mısınız? Kadar huzurlu ki, çok ihtiyacımız vardı böyle bir tatile. Ev ilk izlenim olarak şu an çok iyi gidiyor. Evin içi çok sıcaktı. Ben açıkçası biraz soğuk olur diye düşünerek hep böyle hırka falan şeyler koymuştum ekstradan. Terlik aldım. Ev terliği yani gelirseniz mutlaka alın bence. Onun dışında havuz çok güzel. 24 saat boyunca sıcakmış. Etrafı korumalı havuzun. Böyle kapalı arkadaşlarım falan da rahat rahat gelebilirler yani. Aynı zamanda hem böyle etrafın kuytu kalması, esmemesi için de gerçekten güzel oluyor. Salıncak var, barbekü var. Ne ararsınız var valla. Şimdi kahvemizi aldık, çayımızı demledik. O kadar sakin ki, dışarısı çok soğudu. O yüzden biz kızlar içeri kaçtık. Hande'ler de geldi. Hande tek kız geldi. Aynen tek sende. Ethem, işte Kaan hepsi geldiler. Şimdi erkekler dışarıda havuzun başında takılıyorlar. Biz de burada oturuyoruz. Birazcık şey falan yansın. Ondan sonra sebzelerimizi atarız. Salataya başlarız. Onlar da arada etleri yapar. Acıktık çok. O yüzden ne bulsak atıştırıyoruz şu an. Ummalı bir çalışma başladı. Hande saçlarını yeniletmişsin galiba. Yok, mor şampuanla yıkadım. Oo. Hangi mor şampuan canım? Elsel. Hemen tavsiyeler alalım. Rukiye'cimin ellerine sağlık. Aynen. Oh. Benim yakında Süreyya'nın büyük yaşı var. Kahvemi yudumluyorum. Bakalım erkekler ne yapıyor bahçede. Kaan mangal başında. Ercu! Arkadaşlarıma bay bay yap. Sil tatlış. Burak ne yapıyor orada? Patlıcanları kesikliyor. Herkes bir iş peşinde. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my head.
herkes hazır. Aynen herkese birer. O niye dik duruyor? Onu ayırdı. Rezerve. Begüme rezerve. Etler güzel pişmiş. Burada salatalarımız var. Şöyle iki tane. Böyle bir de yoğurtlu meze yaptık kendimizce. İşte pul biber. Aynen yenmezse cips sosu olarak da kullanırız dedik. Benim tamam için yorum. Değil mi? Türkiye yazar tabak. Bir kişiye 8 kişilik koymuşlar her şeyi. Orada yarım vardı. Böyle lavaşımız var. Kaan ne yapıyor burada? Şömineyi yakıyor bizim için. Çünkü havuzdan sonra koşarak gelip şömineyi ısınacakmışız. Güzel hayalimiz. Var bir hayalimiz. Bir tane koy birine. Güzelmiş ya. Burada bir yer yıkıyor. Ülkeyle ne güzel izledik. İyi çözüm bulmuşlar canım. Her yanı bırak yıkıyor. Ve sonunda şeminemiz de yandı. Bence tutuştu artık. Ne dersin? Yandı ya da yanmaya çalışıyor. Allah! Oraya bir şekil. Erkekler burada keyif yapıyor. Allah! Açacak bir yedik. Biz yedik. Gerçekten çok güzel keyif şu an. Biraz daha sonra olmadan dönüşürüz. Zamanı! İttirme lan şuradan. İttirme, ittirme! Hayır. Anam sıcacık. Ay girdiler. Şimdi hazırlanıyoruz artık. Saatlerdir oturduk, sohbet ettik. Saatimiz 11'e geliyor. Ve gerçekten çok güzel geçiyor her şey. Çok keyifli, bolca sohbet etmeli. Şimdi mayolarımızı giydik. Bakın şöyle upuzun bir hırkam var. Üstüme bunu giydim üşümemek için. Hemen çıkardığım gibi havuza koşacağım. Güzel olacak. Hazır mıyız? Evet. Biliyorum, çok heyecanlıyım. Çocuk. Hazır mısın? Beste. Aşkım geliyorum. Hazırım. Çok mu iyi? Doğru söyle, donacağım. İlk kez bir havuza bu kadar hızlı giriyorum. Ay çok iyi. Sıcak. Ay olamaz. Çok iyi. Karda çok güzel oldu. Ay çok güzel. Ay. Banyo ısısı gibi yani, değil mi? Bence daha sıcak. Daha sıcak ısı. Yıkamıyor. Kız buhardan gözükmüyorsun. Şimdi sırlar odasından çıkıyorum. Ben, evet. Ulan çok uğraşmazlar. Neyse ya. Hello. Ben de uğraşmazlar. Beslaş fotoğraf da çeker misin? Baba. Saat 1'e çeyrek var. Şimdi Ercan'ın şahit hayatını aldım. Çünkü benimki hastanede bir arkadaşımınkiyle karıştı. O götürmüş kendi şarj aleti sanıp saatim takılıydı. Saatimi şarj edeceğim. Kızların yanına iniyorum Rukiye duşta. Hande ile ben duş aldık, saçlarımızı kuruttuk. Ben hemen şekillendiricimle şıpşak şöyle yaptım. Ay o kadar güzeldi ki Beste bir şeyler çekti. Sonra Beste de geldi, hatta girdi o da. O yüzden neler varsa zaten sizin için koyacağım vloğa. O kadar yumuşadım, o kadar gevşedim ki inanın sudan bunalıp bunalıp çıktık. O kadar sıcak. Tam yani yıkandığımız duş suyundan daha fazla sıcak. Sonuna kadar hak ediyor parasını. Şimdilik mükemmel gidiyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. Evin içi o kadar sıcak ki şunlarla yandık. Tişörtle falan uyumak istiyorum resmen. Bayağı güzel. İşte bolca keyif yapıyoruz. Erkekler hala bu arada havuzdalar. Dediğim gibi saat 1'e çeyrek var. Telefondan devam ettiğim için gece biraz çekim kalitesinde düşme olabilir. Özlediniz mi telefonla çekilen vlogları? Şimdi makineyi de çalıştırdık. Bulaşık makinesi de şöyle programlar falan yazıyor. Hızlı 58 dakikada 1 saatlik programda çalıştırdık. 3 tane de tablet bırakmışlar. Şimdi birini çalıştırdık. Yarın büyük ihtimalle kahvaltıdan sonra, bu da akşam yemeğinden sonra. Ertesi günü zaten bulaşıkları bırakırız, yine içerisinde toparlarız diye düşündük. Şöyle her şeyi elimizin atmamız istediklerimiz bir köşede. Rukiye erkeklere Türk kahvesi yapıyor. Biz de şimdi Nescafe Diyara'da sütlü köpüklü. O kadar güzel ki ben sütlü köpüklüye bayılıyorum ama hep çok tatlı diye bir türlü içemiyordum. Bu gerçekten çok güzel. Çok beğendim tadını. Hem şekersiz, yani böyle Nescafe'nin ikisi bir arada tadında. Ama aynı zamanda sütlü köpüklünün verdiği o aroma da var. Gerçekten çok güzel. Bunu bayağı sevdim. Bu da şöyle sade Nescafe almıştık. Nescafe Gold. Bu da çok güzel oluyor. İşte kim ne isterse içiyor. Ay şuna bakın. Burada uyuyakalmış. Ne güzel yumuşacık yer bulmuşsun kendine. Geniş. Ne için?
Herkese tekrardan merhaba. Bugün ikinci günümüz Sapanca'daki ve bugün artık bir tık gezmeli, biraz eğlenmeli bir gün olacak. Dün tamamen evin tadını çıkarttığımız, dinlendiğimiz harika bir gün oldu. Saat şu anda 10'a 10 var. Beste ve Kaan uyanmış. Onlar sürekli erken uyandıkları için. O yüzden bu sabah da yine 9'da uyanmışlar. Ben de 9'u, aynen 9'u biraz geçiyordu sanırım. Hemen elimi yüzümü yıkadım ve aşağı indim. Baktım Beste, baktım Kaan içeride sihirlendemiz diyor. Beste de öyle mutfağı toparlıyormuş. Hemen bulaşık makinesini yerleştirdik. Bulaşık makinesi gerçekten büyük bir rahatlık oldu bizim için. Kameramı da sabitleyemiyorum. Şöyle size uzağa koysam ama şu salıncağın tadını çıkarıyorum şu anda. Kendime bir sade kahve yaptım. Nescafe. Buraya oturdum. Şöyle hem temiz hava alıp hem de kahvemi içiyorum. Gerçekten çok iyi geldi ya. Güzel bence de. Sen de bir gün okulak. Kameramanı da besleyelim. Kameramanı da besleyelim. Kurgucu. Yatay da herhalde. Şöyle bir gün. Domates. Yaramaz domates. Bence çelik tatlıyız. En son ne güzel elinde kesiyorsun ki ben pantolonumu arttı kesemem. Sen level atlamışsın tam. 2 yıl sonra bakacağım. 2 yıl sonra dene bakalım bu hareket evet. Alıyor mu? Ben daha salatayı düzgün sevmiyorum. Mesela hapşure değil. Ben 3 tane birden veriyorum. Babam birinin yerine olur. Yumuşuyor ya. Arkadaşlar. Koy koy ya bir sürü var. Evet. Bakın Kaanlar masayı buraya taşımış. Çünkü hepimiz tam sığmıyoruz. 6 sandalye var. Şöyle koltuklarla birleştiririz diye. Ay çok güzel oldu masamız ya. Gerçekten tatilde de şöyle bir kahvaltı. Mükemmel. 2 çeşit peynir almıştık. Zaten neredeyse hepsi bitti. Kalanları da sandviç yapıp yiyebiliriz. İşte salatalık, domates, reçelimiz bile var. Nutellamız, salamımız. Ketçap mayonezimiz patates için. Patates de kızarttık. O da gelecek. Bir de omlet yapacağız. Vallahi bizde tam evlilik şeyi çökmüş yani. Bakın direkt böyle bir kahvaltıya giriştik. Normalde sandviç yapar geçerdik bize. Güzel oldu. Çok güzel de bir güneş var bugün. Ya yağmur yok bugün arkadaşlar. Burak da uyandı. Atı ver kamerayı kapandıktan sonra. Aldın mı sana? Alın çayları. Salatalık yenir. Şu büyük, o da büyük değilmiş ki. O da açıkmış. Yalandan büyük. Şekerli atan yok. Sen şeker içiyor mu kardeşim? Yaki var orada bir tane. Bıraktın mı bir dakika şekere? Ben şeker kullanmıyorum şunu şöyle. Bırakın kaçıyor. Kaşığı olan bağlı. Şeker atmıyorsun değil mi? Yok yok. Ya da ilave etse yani. Kahvaltımızı yaptık. Herkes hazırlandı. Artık çıkıyoruz. Önce Gölete doğru gideceğiz. Orada biraz turlayacağız. Gitmek istediğimiz birkaç kafe var. Sonra da Kartepe'ye çıkmayı düşünüyoruz. Hemen Hande size kombinimi gösterecek. Aynen. Hande çekiyor. Çekiyorum. Böyle, bu yeni aldım. Eteğimi giydim. Çizme yukarı çıkarsak diye. Ve üstüme de böyle bir kazak giydim. Güzel açılarla alıyor. Rukiye'cinin bu da Gamze'nin kombini. Dolabında. Beraber bir kombin yaptık. Beraber aynı olmak için. Şöyle uzaktan. Gölete geldik. Arabalarımızı park ettik. Şimdi bu yol boyunca yürüyeceğiz. Biz en son geldiğimizde de zaten en sona park etmiştik. Sahil kenarına yürüyüş yaparak gideceğiz. Aşkımla çok uyumluyuz. Benim eteğim, onun gömleği. Ayakkabılar. Ayakkabılar. Bakalım. Yürüyüş yaptık içerilerde. Balıkesir'de takılsaydınız.
Senin fotoğrafına engel oluyorlar. Çıktık. Tam bir fotoğraf çekilme köşesi bulduk şurada. Bir tane hep onlu çekilelim mi? Verin. Green White diye bir mekana geldik. Az önce iki tane mekan vardı bizim geçen sene geldiğimiz. Zaten sizin önerinizle gelmiştik. Bir tanesi Uğurlu Dükkan. Orası çok küçük. Zaten 10 kişi asla sığamazdık. Ve aşırı doluydu. En popüler yerlerden olduğu için. Orada oturmadık. Sonra Lulus vardı. Geçen sene oraya da gitmiştik. Tatları falan. Çok güzel bir mekan. Yine orası da doluydu ama boş alanlar var. 10 kişiyiz diye bizi almadılar. Hatta öneriyi biz sunduk. Çok büyük bir masa vardı. 8 kişi rahat sığacağız. Bir tane de şey çekecekler yani. Küçük masa. Çalışan oradaki işte alamayız sizi falan dedi. O zaman ara yol kapanacak diyor. Ya kapanacak dedi de gerçekten o kadar uzun bir boşluk var ki biraz daralacak sadece. Resmen şey umursamaz davrandılar. Biz de madem şey müşteri almak istemiyorsunuz 10 kişi birden gelmişiz yani. Havada kapmaları lazım. Biz de hiç uğraşmadık. Geldik en sakin mekandayız şu an. Gerçekten aşırı sevimli. Adam şu an bize özel. Çok güzel bir yer ayarladı. Burası da çok sevimli bir mekan. Tam da bize göre. Zaten biz bu kadar kalabalık anca böyle bir yere sığardık. Şöyle. Kemiklerimizi sunuyor. Güzel tatlılar söyledik. San Sebastian söyledik ama onu yememiz 10 saniyemizi falan aldı. Aynen. Şu an Ercan son lokmasını atıyor. Hatta Rukiye çok beğendi. Bir tane de kendine söyledi. Sufle var tatlı. Kanun gibi de çok güzel gözüküyor. Vişneli dedim sen çizgi. Çok başarılı. Zevkli çocuksun be kan. Bu da Paris'te lüks. Neydi? Bu filtre de mi? Teşekkür ederim. Bu benimdir. Sağ olun. Mesleğe özel. Gülümseyen tiplere gülümseyen surat. Bir anda soğudu. Aç ol bakalım delikanlı. Benim hava esiri budur. Nasıl oluyor? Batır bakalım. Ne yapayım ben? Merhaba da köyeriz. Merhaba. Merhaba. Bana beyin. Ben bunu evde yaparım. Aynısını yaptım. Yapmışlığım var. Kafeden kalktık. Şimdi Kartepe'ye doğru gidiyoruz. Bizim araba ekibi Rukiye. Ben diyorum ben. Rukiye ve Coş ayrıldı. Evet, ama diğer araba yaptık. İki araba. Şimdi çıkıyoruz Kartepe'ye. Kar var mı bilmiyoruz ama tabii. Oraya bir bakacağız. Yapabileceğimiz aktiviteler var mı? Orada cam tavan falan bir şeyler vardı. Teras vardı. Seyir terası. Şuna gidelim. Sucuk ekmek yiyeceğiz dönünce. Sanırım bugün bir şeyle uğraşmayacağız. Ben de ya. Bir temiz hava çarptı ya. Bugün de hava şansımıza o kadar sıcak ki şu an anca soğumaya başladı. Güneş gittikten sonra. Hiç daha montumu alıp çıkmadım. O kadar yanlış yola girdik, aradık, ettik ve bildiğiniz dağa tırmandık. Kartepe'ye geldik. Geçen sene geldiğimiz yere bakar mısınız? Bir damla kar yok. Şuradan kızakları alıp insanlar buradan kayıyordu. Şimdi hatta kayarız diye düşündük. Biz buradan geri fotoğraf çekilmiştik. Evet olacağım tanem, orası kapalıydı. Şurada sucuk ekmek yemiştik, hatırlıyor musunuz? Hiç kar yok. O kadar üzgünüm ki. Geldi. Herkese afiyet olsun. Anlatacaksın da ama şamel arkasında boş durmayacaksın. Aa ben anlatamam. Sen anlat. Şimdi sucuk ekmeğimizi yedik. Devam et. Devam. Aşkım ben de. Çayımızı içiyoruz. Gerçekten o kadar iyi. Şu an burada uyuyabilirim. Akşam yıkamadığımızı burada karşılıyoruz. Gece bir saat önce yıkamadık. Bu kadar kolay sanma. Delikanlı. Size iyi. Hakem benim oda muz yapmış. Etem o kadar güzel olmuş ki. İçine de antep fıstıklı çikolata. Bakıyoruz. Bayıldı. Şimdi burada tabii ki bir tatil vampir köylüsüz düşünülemez. İlk evet. Elden hemen bunlarla tartışmak istemediğim için hakem oluyorum. Sonra bomba gibi geleceğim. Hadi bakalım. Kimler köylü, kimler vampir? İzleyelim. Hazır mıyız? Kimden başlayıp sırayla gidelim. Oğlum gelsene buraya. Hadi gel. Katılacağım. Çiz çekin. En son bana kalsın. En son bu kalsın. Adam bu köylü olayım biraz. Çok düşünüyorum. Kesin vampirsin. İyine sağlık. Güzel. Köz çıkıyor ama ara. Dikkat etmek lazım. Hande bir tane kömür yedi. Ben yedim. Ne yapıyordun? Oğlum o yanında çıkmıştın. İçinde mi çıktı o gösterdiği şey? Büyük.
İki tane vampir var. İki vampir yaptık. Gece olacak, uyuyacaksınız. İki vampir, vampirler gözlerini açtı. Köylü ya, şey, vampir yazmamış olabilir misiniz? Yazdım iki tane. Tamam, ben çıkmadım da ondan bir sorayım dedim. Şaka. Ondan sonra vampirler gözünü açacak, köylüler uyuyor. Sonra o vampirler kimi öldürmek istediğini söyleyecek. Yok, birini öldürme muhabbeti yapmayalım. Nasıl yapacağız? Herkes işte vampiri bulmaya çalışacak. Ha, ölmeden mi? Ölmeden nasıl bulacağız? Ölmeden nasıl bulacağız? Hayır, orada oyla öldürüyorsunuz, öyle de. Aynen, ben anlıyorum. Ama vampir öldürmüyor mu? Herkes öldürmüyor. Hoş geldiniz köyümüze. Sabancı'nın daha derin köyü. Daha derin. Acil servisi dolu. Evet. Ay iyi geldim. Çık daha derin. Oturacağım mı? Oturmayalım. Ne var ya, komedyen mi var karşınızda? Herkes uyuyor arkadaşlar. Uyuduk mu? Bir dakika. Madem mi? Nereden dur? Uyuduk. Uyuduk bunları. Uyuduk mu? Hadi herkes bak, gözünü aç, gören diskalifiye. Vampirler gözünü açsın. Bir dakika, doktor var mı? Üç kişi yok. Açtılar. Hadi tamam, şimdi vampirler de uyuyor. Baskıyla konuşuyoruz gözümle. Herkes uyanabilir. Köyümüze hoş geldiniz. Aramızda iki tane vampir var. Şu üçünden biri. Tartışma başladı. Arkadaşlar ben böyle kapattım. Murat da böyle yaptı. Sonra ellerim bir böyle. Asalım. Bırakalım. Asalım. İki. Kim? Rakip bence. Aa, ben Burak diyorum ya. Elden bunu yazdım. İkiye bence. Şu Burak'a alsın. Rakip'in gözünde çok açık gibi duruyor. Böyle mi? Kendi içeri mi? Nereden biliyorum? Bak, bakalım vampirler mi, köylüler mi kazanacak? Arkemden geyik kanalı lazım. Herkes uyusun. Bir tane vampirimiz kaldı. Hey, kapatın. Kapatıyor. Vampir gözünü açabilir. Bu iyi mi bu? Şu an böyle bekler. Abi begüm. Babam tutuyor bana bak. Durun, daha söyleyemedi. Tamam. Begüm hiç konuşmuyor arkadaşlar. Begüm hiç konuşmuyor. Kim öldü? Köyümüzün çok önemli bir bireyi öldü. Bu öldüyse bu köy yaşıyor zaten. Ben bak o zaman. Sağlıkçımız öldü. Abi ben dedim size hamledim. Tamam, bir dakika. Oğlum. Kardeş. Köylüysen Begüm dersin, oyun biter. Ne alaka? İnanmazsan. Gök çatı bana onu bana atacak. Ben yoğurtlu cips yapmak istiyorum. Dur bekle. Tamam Begüm. İşte bu. Kesin mi? Dur. Kesin. Tamam bak, güvenim sarsasın. Koalisyonu bozmak yok lan. Köy yalnız sen çıkarsan koalisyonu sıçtın. Hadi Begüm desin. Tamam mı? Tamam, vampir belli ağzı bak. Güç kanalı belli. Ya Begüm ya. Oğlum. Kıraklar olalım. Köylüler kazandı. Çok fena. Sonu. Gerçekten bu oyun bizi birbirimize düşürecek arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Hepimiz hırslı insanlarız. Yani konuştuğumuz için, özellikle hepimizin çenesi düşük olduğu için herkes bizden şüpheleniyor. Burak'tan, benden ve Kaan Aytsoy'dan. Siz oyunun başını gördünüz. Gerçekten çok masum geçen bir anıydı. Yani resmen artık birbirimizi yiyorduk ve oyun bitti. Şimdi mayolarımızı giydik ve havlularımızı alıp herkes havuza koştu. Şimdi ben de gidiyorum. Beste ve şey girmeyecek, Hande. Onlar videoya çekebilir. Ben şuradan terliklerimi giyiyorum. Sıcacık Allah. Ve gecenin sonunda artık havuzda bitiriyoruz. İçerisi çok sıcak. Ya var ya, biraz daha boş var. Ben de kim attım? Bu oyun bizi tatil edecekti. Sen de dedim. Bu kız dedim, geçen elle bu el farklı bak. Bu kız köylü. Ama Begüm ikna edemiyorsun aşkım. İnandı çok. Buna da ilk elden beri Begüm, oy verdim. Ben de ikna edemiyorum. Bak Begüm seni söylerdi ama Hande'ye güvendi. Hande'ye güvendi. Ben de alakalı. Şuradan şüphelenince. Çok iyi, başarılıydı. Sen evet. İyi oynadın. Bak sen iyi oynamadın. Seni şüphelendim hemen. Çünkü Ercan'ı kimse elemez. Kardeş, sen niye Ercan'ı eledin? İkinci turdan sonra herkes şüpheleniyor. Çünkü
Hayır. Ya beni öldürecek ya Ercan öldürecekti. Hayır. Ters psikoloji olmaz. Ercan kimse elemez kanka. Tamam kimse elemez. Kaan elemiştir diye. Hani Kaan'a yüklendiriyor diyecektim millete. Tamam elenirdi. Millet onu düşünmüş. Neler var? Dido. Kahvemle, favori şarkımla, arkadaşlarımla. Kitabımla, like aldım da bu gamzin. Çok mutluyken Rukiye. Efendim ben. En sevdiğimle ben. Ercan. Ah gece sonu. Ya pijamalarının güzelliğine bakın. Ercan da Rukiye'nin takımı. Evet ya mükemmeliydi. Kaldırırken dağıttım. Kahvemizi yaptık. Saat 2 oldu. Ve minik bir çikolatayla enerji topluyoruz. Bir tık yorgunluk kahvesi içip artık uykuya geçiyoruz. Banyolarımızı da yaptık. Böyle rahatça artık uyuyup dinlendiğimiz yarın da artık otelimize, villamıza daha doğrusu veda ediyoruz. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Allah, çikolatalar da geliyor. Sizleri seviyorum. Değilseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan anlık olarak paylaşımlarımı görebilirsiniz. Çok güzel fotoğraflar geliyor. Çok güzel şeyler çekerek. Şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz bunu